Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Paranın rotasında yeni bir haftaya başlarken sizlerle birlikteyiz ve yine piyasaları konuşacağız. Bir miktar stresin azalmış olması şu anda yatırımcıların da böyle hevesli bir şekilde ekranların başına geçmesini sağladı diyeyim. Evet, biz kendi aramızda bir sohbet yapacağız. Çayımızı, suyumuzu içeceğiz. Siz de bu sohbete katılırsanız biz de keyif alırız. Evet, bugünkü konuğum sizlerin hepinizin çok yakından tanıdığı Kaan Sarıaydın. Daha önce biliyorsunuz Morgan Stanley'de CEO olarak görev yapmıştı. Şu anda da o kadar çok işi var ki dedi ki hocam bunları saymaya kalkarsak o zaman bir 10 dakika falan programdan almak zorunda kalırız. Ben daha fazla sözü uzatmayacağım zaten. Biliyorsunuz da Kaan, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Evet, piyasalarda biliyorsun biz tabii izleyicilerimizden de soru alıyoruz. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz paranın rotası @gmail.com adresine sorularınızı gönderdiğinizde benim ekranıma da düşüyor. Eğer tweet atmak isterseniz de tweetleri yerdinç 65'e atın lütfen. Çünkü hem kendi tweetimi kapatıp diğer tweeti açmak zor olduğu için bu şekilde sizlerden gelen tweetlere soruları da Kaan'a yönlendireceğim, Kaan Sarıaydın'a. Ve ilk soru Kaan, bu hafta piyasalarda genel bir olumlu hava var. Şu an dolara bakıyorum ben. Dolar, evet, 2.02'nin de altına gevşemiş durumda ve genel olarak bir olumlu hava var. Amerika'da gerçi bugün piyasalar kapalı ama hemen sana ilk rakamları da vereyim. Vadeliler, future, S&P ile Dow vadelileri %0.50 civarında yukarıda. Çin'den gelen olumlu veriler vardı. Çin şu an biraz yukarıda ama Japonya'da sert bir artış var Japon borsasında. %1.20 civarında. Genel şöyle bir istersen, şu piyasaları sen nasıl görüyorsun? Artık sorunlar bitti mi? Her şey, sıkıntı bitti mi? Düşüş bitti mi? Yatırımcının en çok merak ettiği şey şu. Genel senden bir resmi alalım, özet resmi. Ya hocam, öncelikle şimdi şöyle yanaşalım. Ben genelde felsefik bakış açımı severim dünya yanaşımda. Önce en büyük suçlar hep zaruri değil de fazlasını elde etmek için işleniyor. Bu piyasalar için de geçerlidir. Ne yaptık? Şimdi bakalım. Geçen haftaki baskıların nedenini, döviz cephesinde olsun, faiz cephesinde olsun, borsada olsun, hepsi bu belirsizlik yoğunluğunun sayesinde oldu. Şimdi belirsizlikler gittikçe yoğunlaştı son haftalarda, hatta son aylarda. Birçok belirsizlikler var. Bunun da böylece bir tepesine doğru geldik geçen haftanın sonunda. Artık şu konu vardı: Suriye Savaşı başlayacak mı, başlamayacak mı hafta sonu? Şimdi böyle bir sorunun karşısında bir yatırımcı ne yapar? O riski taşımaz. Evet. Çıkarsınız, çekilirsiniz. Bakalım bu belirsizlik bir silinsin ya da bir şey gerçekleşsin de ona göre artık yeni bir ortamda veri setlerime göre bir tepkide bulunayım. Evet. Şimdi ne oldu? Hafta sonunda herkes gördüğü gibi cumartesi akşam aldık o haberi. Sayın Obama karar aldı. Kongreden geçirmeden biz de bir Suriye hareketine sıcak bakmıyoruz diye. Bundan önce İngiltere parlamentodan geçiremedi savaşa gitmeyi. Almanya reddetti derken cephe değişmeye başladı. Yani belirsizlik de azaldı. Yani şu anda şöyle gözüküyor. Böyle bakacağım benim veri setimde, piyasaya yanaşımım. Şu anda savaş başlamadı. Herhalde yakın zamanda da, diyelim yakın zaman bir haftaya kadar başlayacak gibi gözükmüyor. Çünkü kongreden geçmesi lazım. O da bir haftadan sonra bir görüş. Geçmezse ne olur? Yani geçmezse gerçekten piyasalar o durumda çok olumlu etkilenir mi? Yoksa başka bir senaryo olabilir mi? Şu İngiltere'de dediğin gibi, Almanya benzer şekilde. Şimdi şöyle bir şey var. Belirsizlik azaldı değil mi? Kısa vadeyi konuşuyoruz bu hafta için. O savaş riski bir defa meydana atıldı. Hepsi de bir tepki gösterdi. Bundan sonra Birleşmiş Milletler'in raporu çıkacak, 3 haftaya kadar sürer dediler, evet, bu gaz saldırılarına ilgili. Kim yaptı, nasıl yaptı, o kadar çok bilgi ve bilgi kirliliği var ki şu anda mesela Rusya'dan beri raporlar çıkıyor, diyorlar muhalifler yaptı bunu, Suudlar finanse etti falan, çok karışık bir ortamdayız. Bu karışıklıklar çözülmediği müddetçe devamlı bir belirsizlik olacak piyasalarda. Evet, anladım. Ama şu anda şimdi bu haftayı konuşalım, yatırımcılar herhalde onu soruyor. Bence bu hafta bir tepki alışları gelir. Evet. Bu seviyelerden çok baskılandı. Bilhassa Türkiye Ağustos ayında borsası %9,5 gibi kaybetti. En çok kaybeden borsaların arasındayız. Amerika'ya da bakarsak, uzun zamandır, hadi 1,5 senedir ya da 2 senedir ilk defa bir ayda %5,5 düştü Dow Jones.
S&P'de %4,5. Bunlar büyük gibi gözükse de aslında çok yüksek bir seviyeden gerileme olduğu için bence çok sağlıklı hareketler. Çünkü bu balonlaşma, ben kesinlikle balonun içinde olduğumuza inanıyorum, bunu hep söylüyorum. Balonlaşma için bir nefes almak lazım. Bu bir fiziksel kuraldır. Şimdi top atıldı, düştü, aşağıdan bir sekmeye geçiyoruz. Evet. Bu sekme bence uzun vadeli olmayacak. Çünkü Eylül'de daha çok belirsizlikler karşımızda var. 18 Eylül'de en önemlisi bu Fed'in toplantısı var. Evet. Fed ne diyecek? Şimdi bu azaltmayı fiyatlandı mı fiyatlanmadı mı sorusu vardır aslında. Borsada biz neye bakarız? Bir şey fiyatlandı mı fiyatlanmadı mı? Bunu bilmek çok zor. Ne fiyatlandı deniyor? Geneldeki beklentiye bakarsak 10 milyar dolar gibi devlet tahvillerinde alımı azaltacak diye. Ama bunun ek olarak da 5 milyar mortgage'lerdeki alım, mortgage kağıtlarındaki alımı azaltabilir. Bunun üzerinde rakam da çıkar, bilmiyoruz. Altında da rakam çıkabilir. Buna göre tepkiler olacak. Yani 1850'ye kadar büyük bir belirsizlik taşıyoruz. Şimdi ne oldu piyasalarda dersek, aslında bu Fed'in parasal genişlemeyle kendilerinin söylemesinden de artık nihayet, yıllardır söylüyorum, ekonomiye çok az etkileri olduğunu, bence azdan da daha az etkisi yok. Sadece finansal piyasalarda bir etki yaratıp da bir refah etkisini çıkarmak istiyor. Yani vardır bu Keynesyen politikasına bir refah etkisi, her şey yükseliyor piyasa, kendi daha zengin hissedip insana daha rahat bir tüketime girsin diye. Ben bu refah etkisinin artık çok kısıtlı olacağına inanıyorum bundan sonra. Bilhassa çünkü belirli bir kesime sade etkiliyor bu. Zaten parası pulu olmayan kaybetmiş insanların, evlerini kaybetmiş insanlar için bu geçerli değildir. Yani belirli bir yere kadar getirdiler. Bundan sonrasını zaten inandırıcı olmayacak. Bence Fed yavaşlamaya gidecek. Miktarını konuşacağız ve miktarın dışında ne zaman başlayacağı önemli. Şimdi Eylül'de diyecek, hemen bugün mü azaltıyoruz yoksa daha büyük ihtimal bir ay sonra başlıyoruz. Bunun da takip edeyi azaltacağız. Kaan, orada sana bir şey sorayım. Şimdi şöyle de bir görüş var. Biliyorsun geçenlerde Sayın Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, hatta çok şaşıracaksınız, dolar öyle bir sert düşebilir ki 1.92'lere kadar inebilir. Yıl sonunda 1.92'leri görebilir dedi. Ve burada çok, bunlar tabii ki bir Merkez Bankası Başkanı açısından çok iddialı sözlerdi. Yani sanayi iş adamına da hatta pozisyonunuzu kapatmayın dedi. Yani dolar düşecek. Dolayısıyla döviz konusunda Sayın Başçı bir anlamda spekülasyonda bulundu. Yani düşeceğine dair muazzam bir inancı var. Daha sonra biliyorsun piyasalarda şöyle konuşuldu. Dedikodu olarak konuşuldu bu. İşte Sayın Başçı Jackson Hole'a gitti. Orada diğer Merkez Bankası başkanları ve belki de şimdi yeniden hani başkan olması beklenen Janet Yellen de oradaydı. O da biliyorsun çok Bernanke'ye çok yakın, ılımlı bir isim. Şey olabilir. Yani 18 Eylül'de Fed Aralık'ta başlayacağız diyebilir veya geciktirebilir. Daha sonra Amerika'da Reuters'tan haberler geçti ve burada da şöyle haberler vardı. İşte birçok uzman Eylül'de başlamayacağını, çünkü Amerikan ekonomisi zaten borç kıskacı altında olduğunu, borç limitinin arttırılamayacağı için ekonomide yeniden bir resesyon olabileceğini, bu şartları altında başlamanın çok da anlamlı olmayacağını falan söylediler. Şimdi acaba diyorum, öyle bir olasılık, sen ne kadar bir olasılık verirsin buna? Yani 18 Eylül'de başlamıyoruz, belki aralığa bıraktık, tekrar düşüneceğiz falan demeye. Ya da hayır 18 Eylül'de, 19 Eylül'de Fed en azından bir göstermelik de olsa bir 5 milyar dolar, 10 milyar dolar azaltabilir mi diyorsun? O söylenti, o dedikodu ne kadar doğru olabilir? Ya şimdi yok diyemeyiz. İhtimal her zaman vardır. Yani ben hep şundan karşılaştırıyorum bunu. En uzman cerrah bile 10 bin defa yaptığı ameliyattan önce siz derseniz ya hocam %100 bir şey olmadan atlatacağım mı diyemez. Enfeksiyon riski vardır her zaman, %1'de, %1000'de olsa diyemez. Yani bu da böyle bir şey. Şimdi kainlik yapamayız burada, bilmiyoruz. İleride ne olacağını dedikleriniz olabilir de, yalnız ben şu şüpheyle hep yanaşıyorum. Şimdi bunları derken bir varsayımda bulunuyorsunuz. Mesela ben şuna bakıyorum. Son aylarda bilhassa Fed'in kendi açıkladığı, hatta Bundesbank da bunları söyledi, Avrupa'ya da bakarsanız şöyle bir şey söylüyor. Parasal genişlemeyle krizden çıkılmaz, ekonomik krizden, bir. İki, bizim quantitative easing bilhassa son yaptıklarını söylüyor, ekonomiye katkısı çok azdı. Bence sıfıra yakın bakarsanız, sırf piyasa kabartıyor. Bu çerçevenin içinde ben daha da fazla bassam ekonomiyi kurtaramam. Şimdi bir gerçek var. Siyasetçiler bundan hep kaçındı batıda.
Bizde de biraz kaçınıldı. Çünkü biz şanslıydık. Gerekmiyordu hareket etmesi. Çünkü bütün para buraya geliyordu. Bu kelebek etkisi vardı. Tabii, kelebek etkisi. Onlar bastılar parayı. Para asıl kendi ekonomilerine pek faydası olmamasına rağmen bir kelebek etkisinden gelişmekte olan piyasalara geldi. En büyük nasibini alan ülkelerden biri biziz. Yani şu beşli riskli ülkeler var şu anda konuşulan. Hindistan, Endonezya, Güney Afrika, Türkiye, Brezilya. Evet. Bu beşin arasında da belki en büyük riskte biz oluyoruz. Çünkü bizim belirli bir ekonomik veri çerçevesine bakarsanız daha riskli gözüküyoruz. Kaynaklarımız daha eksik, büyümemiz daha yavaşladı onlara karşı vesaire. Şimdi buna bakarsak bu çerçevenin içinde... FED isterse para basmayı 5'e katlasın. Hiçbir şey olmayacak. Çünkü paranın el değiştirme hızı 100-110 senenin dibinde. O değişmediği müddetçe etkiniz olmuyor. Bak onu bir açıklayalım mı? Evet. Bak onu bir açıklayalım. İzleyicilerimiz biliyorsun bu programı sevmelerinin bir sebebi de şeydir. Ne konuştuğumuzu çok rahat anladıklarıdır. Evet. O paranın dolaşım hızı dediğini şu ana kadar ben birçok ekonomist yazarı vesaire okuyorum ama ondan bahseden pek olmadı. Ben özellikle de teşekkür ediyorum sana bu paranın dolaşım hızı. Yani paranın dolaşım hızı, el değiştirme hızı olarak tanımlayalım. Ben maaşımı aldım. Evet. Aldıktan sonra harcadım, bir kere el değiştirdi. Evet. Sonra o adam da gitti bir ürün aldı, ikinci kere el değiştirdi. Normalde ekonomiler çok olumlu giderken ve coşkuluyken ve herkes işi yolundayken, herkes iş bulurken bu hız benim bildiğim kadarıyla yanlışsam düzelt 4 seviyelerine çıkıyor. 4-5'e çıkıyor. Yani para 4 kere 5 kere el değiştiriyor. Evet. Ama şu an 2'lerde zannedersem 2-15 civarında, öyle mi? Şu anda bakarsanız 1890-1900 civarlarındaki seviyesinde. Bir de bunun üstüne akıl almayacak bir büyümeyi katarsanız yani son 115 senede o günlerden beri korkutucu. Bu neyi gösteriyor? Bir defa istihdam sağlıklı değil. Düşük seviyede. Tüketicinin aslında tüketmek istemiyor. Yatırımcı yatırım yapmak istemiyor, ileriyi göremiyor insanlar. Bunların hepsini kaldırmak için para basarak olmaz. Bir işletmeciyi canlandırmak için... O zaman sen de mi Keynesyen politikaları savunuyorsun? Yani parayı bastın, biliyorsun monetaristler parayı basarsın, faizleri çok düşürürsün. Millet de borç alıp harcar. Hala milleti borç alıp harcatmaya yöneltiyoruz, öyle değil mi? Daha doğrusu Amerika bunu yapmaya çalışmıyor mu? Faizi dibe vurdurmak demek, morguç oranlarını dibe vurdurmak demek. Gel sen ev al, bak parayı çok ucuzlattım, çok ucuz faiz ödeyeceksin, pek faiz de ödemeyeceksin, al harca. Ama adamın evinin değeri atıyorum 200 bin dolardan düşmüş 150 bin dolara. Evet. Büyük bir refah kaybına uğramış. O evde hemen gelmiyor. Yani ev fiyatları borsa gibi olsa yani hızla yükselsin. Aman olmasınlar, o çok tehlikeli bir şey. Onlar yaşandı. Hayır, ben Keynesyen değilim. Ben tam tersi. Keynesyen politikalarına tamamen karşıyım. Çünkü şu gerçek var. Ve bunu inansın inanmasın insan, incelesinler. Keynesyen politikalar hiçbir zaman büyük krizlerden çıkarmadı. Her zaman sonunda maalesef söylemem gerekiyor, büyük savaşlardan çıkıldı, büyük krizlerden. Keynesyen politikaların sonu büyük savaştır. Bunu söylüyorum ve kesinlikle de inanıyorum buna. Keynesyen politikasının aslında devletin girip de harcamaları yapması gerekir. Borçlanması gerekir. Şu anda zaten tarihin en üst seviyelerinde borçlanmalar var. Gittikçe de bunlar üstel bir fonksiyon ama şeklinde yükseliyor. Şeyi okudun mu Kaan? Stiglitz'in, bugünkü yazısını Stiglitz şeyde... Biliyorsun Stiglitz en büyük Keynesyenlerden bir tanesi. Evet. Yani sevgili seyirciler, Keynesyen dediğimiz, Keynesyen politikadan neyi kastediyoruz? Keynes'i izleyenler diyorlar ki böyle bir kriz olduğunda ekonomi eğer şey yapıyorsa, bunalıma girmişse, kimse para harcamıyorsa. Şimdi ekonomide 3 tane ana kesim var. Bir tanesi hane halkı, yani siz, biz, hepimiz. İkincisi reel sektör. Üçüncüsü de kamu. Bunlardan hane halkı harcamayınca, tüketmeyince reel sektörde üretim için yatırım yapmıyor. Yani işçi almıyor ve üretimi düşürüyor. Yatırım yapmıyor. Geriye kalıyor devlet. Keynes diyor ki o zaman diyor devlet çukur açtırıp geri doldursun, millete para ödesin. Dolayısıyla milletin cebine para gelsin, onlar da tüketmeye başlasınlar. Ve o zaman 1940'lı yıllarda İngiltere çok büyük bir krizdi. O zaman bu politika çalıştı ama o zaman İngiltere'nin hani büyük bir borcu, bu seviyelerde borç yoktu. Arkasından gerçi Dünya Savaşı geldi, İkinci Dünya Savaşı geldi. Ben şey diyeceğim, Stiglitz de en önemli Keynesyenlerden biri. Ve Friedman. Paul Krugman'la beraber
İkisi şu an Amerika'daki en önemli işte kamu harcamaları arttırılsın ve bu şekilde krizden çıkılsın şeklinde davranıyorlar. Avustralya'da seçim olacakmış ve seçim ekonomisi, daha doğrusu seçimin öncesi her iki partide, şu an baştaki parti şey yapıyor, propaganda yapıyor. Stiglitz diyor ki Avustralya diyor bütün bu krizden, 2008 krizinde muazzam bir şekilde sıyrıldı. Evet. Sebebi de diyor çok ciddi bir kamu harcaması politikası ilgili izlediler. İlk başta açıkları arttıran bu politika milleti şeye sürüklemeden, yani geleceğine ilişkin güveni yaratarak, yani gelirlerinin garanti olduğunu gören Avustralyalı vatandaşlar harcamaya devam etti. Ekonomi çarkları dönmeye devam etti ve bu döndü, borçluluğu hızla aşağı çekmeye başladı. Bu nedenle de hani Avustralya'da da borç artışı oldu ama hiçbir zaman diğer ne Amerika ne İngiltere ne Almanya gibi veya işte İtalya, İspanya gibi olmadı diyor. O yazı o daha yeni yayınlandı, görmemişsindir ama ona bir bakmanı tabii. Ben de tersine şu an Krugman ve Stiglitz gibi bu tür zamanlarda kesinlikle Keynesyen politikaların uygulanması sayesinde kısa vadede borcu arttırıcı, orta vadede borcu azaltıcı, ciddi azaltıcı etki yapacağını düşünüyorum. Bir de 2008 krizinde bizim biliyorsun hükümet biraz gecikmeli olarak, yani 2008'de vurdu, 2009'un tahmin ediyorum Mayıs ayıydı, Mayıs ayında ÖTV'yi hızla aşağı çektiler. KDV'leri hızla aşağı çektiler. Yani oradan gelecek vergilerden feragat ettiler. Ve bir anda insanlar koşturdu araba almaya ve araba bulamadılar şeyde. Ardından tekrar belli bir süreye kadar denildi. Bizde de aslında bir bakıma bir Keynesyen gelir vergilerini azaltıcı ama harcamayı arttırıcı bir politika izlendi. Ve biz de hani başbakan teğet geçecek diyordu. Aslında hakikaten diğer ülkelere göre gene ondan sonra da hızlı büyüdük. Yani 2010-2011'de. Tabii iki çeyrekte Cumhuriyet'ten beri en büyük çöküşünü yaşadı ekonomimiz. O da bir gerçekti. Tabii tabii. Onu sorgulamak lazım. Neden onu yaşadık biz? Aslında finansal krizin içinde hiçbir aktör olmadığımıza rağmen biz neden o kadar çok çöktük? Onun üzerine gidip orada yapımsal reformlar yapsak kalıcı güce gideriz. Orada ama ne yapıyoruz? İndirimlerle sadece bir yara bandı yapılıyor. Hah, bizde yükseliş olurken de kelebek etkisi dediğim para basıldığı için oradan nabzını alıyoruz. Doğru. Şimdi gene para kesildi mi gene vuruluyoruz. Yani benim demek istediğim yapısal reform gerekiyor. İşte ben orada hocam bir şey söylemek istiyorum. Stiglitz'e katılmıyorum. Nedenini söyleyeceğim. Çünkü elmayla armutu karşılaştıramayız. Ne kadar güzel. Yani fikir olarak Avustralya ekonomisini az çok biliyorum. Evet. Avustralya ekonomisi olduğu gibi kaynaklarına bağlı olduğu için doğal kaynaklar çok güçlü bir emtia piyasasıdır. Evet, şimdi doğru. Şimdi bakarsanız yani karşısında emtia olan devletlerin ekonomi yapımı çok daha farklı olabiliyor. Çünkü evet, çok güçlüler. Şu anda orada her türlü emtia çıkıyor. Ondan birlikte güçleniyorlar. Yaptıkları politikalarında biraz bunu hızlandırmış olabilir. Yalnız bizim gibi ülke kaynakları zayıf olan, olduğu gibi yurt dışına enerjimizi ithal ettiğimiz bir ülke daha değişik yapımsal reformlara yanaşması lazım. Bu şimdi Amerika için de geçer. Çünkü Amerika'da Krugman çok tehlikeli bir adam. Krugman çok tehlikeli. Çünkü 2001 krizinde Amerika'da o zaman dotcom balonu patlayınca teknoloji, bir de 11 Eylül üstüne gelince Amerika'da büyük bir krize giriliyordu. Krugman çıktı. O zaman Greenspan'a sözleri de her yerde kayıttı. Şöyle bir şey dedi. Ya dedi şimdi dedi borsa balonu patladı dedi. Yeni bir balon yaratmamız lazım. Çünkü bu mentalitedir bunların. Bir balona karşı yeni bir balondan devamlı balondan balona hoplayalım. Ama balonlarda her zaman hane halkı çok kaybediyor patladı mı. Tabii. Ne dedi? Faizleri indir dedi. Mortgage balonu yaratalım. Yarattılar. Aferin. 2007-2008'de bu da patladı. Şimdi çaresiz yeni balonlar yaratmak istiyor. Krugman'ın bildiği sırf bu. Yapısal yanaşmak lazım. Başka bir şey söyleyeyim. Çok daha biraz radikal düşünelim ve bunu düşündüler. İngiliz Merkez Bankası'nda 2008-2009'da o krizin ortamında ne yapacağız artık, sistem çöküyor derken şöyle bir öneride bulundular. Az kişi de değildi bunu Merkez Bankası'nda. Dediler ya bir saniye, parayı basıp bankalara dağıtacağımızı, onlar da kredi şeklinde hane halkına gidesiye kadar daha değişik bir şey yapalım. Hane halkına belirli X miktar herkese dağıtalım. Çıksınlar işte el değiştirme başlar. Biraz enflasyon yaratırsınız. Enflasyon yaratalım, el değiştirme olsun, para dönsün. Böylece çıkalım buradan denildi, denilmedi değil. Bizde de alın verin, ekonomiye can verin reklamları yapılıyor. Ama reklam da para vermezseniz yapılmıyor işte bu. Yani bu o kadar da radikal gibi gözükse bence hiç de uzak değil. Çünkü ne oldu? Şu gerçek var dünyada. Bütün bu para basma politikalarında
Tarihte görülmemiş bir makas açıldı bütün dünyada. Zenginden fakir arasında öyle bir makas açıldı ki orta direk dediğimiz... O da yanlış o zaman. Bunlar monetarist politikalar değil mi sonuçta, para basmak? Tabii ki. Tabii yanlış. O da yanlış. Bir dakika. Şu anda çözüm yok. Tamam. Sen kendini nerede görüyorsun? Şimdi monetarist politikalar şu an izlenmekte, evet, olan şeyin Bernanke'nin de izlediği monetarist politikalar bir tarafta. Keynesyen değilim diyorsun zaten. Değil. Asla kamu devreye girmemeli. Monetarist politikalarda da para basıyor, 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 basıyor. Ekonomi yine de canlanmıyor. Evet. Ne yapacak? Avusturya ekolundayım ben. Avusturya ekolunda Schumpeter gibi. Şöyle düşünüyorum. Bir kriz olursa bunun nedeni sistemin içindeki bozukluk ve zayıflıklardır. Evet. Bunlardan arınmak için de o krizin oluşmasına ve bir yıkım olmasına izin vereceksiniz ki o yıkımdan yaratıcı bir yükseliş olur. Ben buna inanıyorum. Yaratıcı yıkım teorisi. Evet, yaratıcı yıkım teorisine inanıyorum. O zaman bundan daha iyi bir ortam olabilir mi? Zaten kesinlikle, yıkıldı. Kesinlikle. Çünkü yaratıcı yıkım teorisine göre diyelim ki 6-12 ay içinde çıkarsınız oradan. Ama böylece yıllardır sürüklüyoruz. Belli bir ölmek üzere olan hastayı sürekli sürüklüyoruz, sürüklüyoruz. Ya ben sana olmaz şeyi öyle soracağım o zaman. Japonya bu kadar yıl, bu kadar yıl niye bekledi bu politikayı izlemek için? Yani adamlar zaten hala enflasyon hedeflemesi yapıyorlardı. Ekonomi %1 küçülüyordu. Hem fiyatlar her sene %1-2 azala 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 azala. Adamlar inanılmaz para da harcamıyorlar. Tasarruf oranları felaket yüksek. Evet. Yatırım yapılmıyor. Japon yeni gerçi çok değerlendi vesaire. Bunlar yeni mi uyandı? Fed'den mi öğrendiler? Hayır, şimdi yeni uyan değil. Aslında hocam siz de biliyorsunuz bunlar 15-20 senedir o politikayı uyguluyorlar. Yalnız ufak bir şekilde uyguluyorlardı sürekli. Hiçbir şeye faydası olmadı. Bakarsanız da uzun vadeli Nikkei'ye 89'dan beri Nikkei chartına felaket bir düşüş oldu. Aşağılardan tabii, bir toparlıyor. Tabii. Herkes çok büyük sanıyor. Evet. Öyle değil. Yani bence şu anda o monetarist politikası aslında oransal bakarsanız dünyadaki en büyüğünü Japonya yapıyor. Evet. Gayri safi milli hasılanın %20'sinin üzerinde bu. Doğru, daha evet da yükselebilir. Bu miktarla bence Japon terimine harakiri, intihara doğru gidiyorlar. Çünkü bu çözüm değil hocam. Değil. Çözüm o da, değil. O da zaten hele ileride... o ortamda Japonya'da çözüm ne olacak? Kısa vadeli devalüasyon yaşadılar %25 gibi yeninde. Tasarrufçularını cezalandırdılar kendi halkının yüksek tasarruf olması. Faizler sıfır civarında, sıfıra yakın. Artı alım güçleri düştü %25 gibi. Ne oldu? İhracatı biraz canlandırdılar. Bu da kalıcı olmayacak. Şimdi ne oldu? Bu kadar agresif yaparsanız bunu, jeopolitik gerginlikleri de canlandırdılar. Çin, Kore hepsi Japonya ile şimdi bir tabii, yarışa girmesi tabii gerekiyor. Canım, tabii. İşte bu dediğimiz kur savaşları budur. Aslında tabii yaşıyoruz. Herkes yaşıyoruz diyor. Var mı yok mu? Var ve tabii. Ve kur savaşları bu dünyaya her zaman savaş getirmiştir. Evet, o da doğru. Normal da savaşlar getirmişler. O da doğru. Ben bir şey soracağım. Kaan, çok ilginç. Bu bütün izleyicilerime de söylüyorum. Eğer İngilizceniz varsa Coursera.org diye bir site var. Course, İngilizce course yazmayı biliyorsanız course, sonra ra koyuyorsunuz. Coursera.org sitesinde dünyanın Nobel ödülü almış en önemli ekonomistleri, en önemli fizikçileri, kimyacıları, atıyorum tıpçıları vesaire burada bedava dersler veriyorlar. Ben tanımıyordum ben aslında. Evet, o sitede, o siteye üye oluyorsunuz. Bir dersi almak istiyorum diyorsunuz, alıyorsunuz. Eğer bütün ödevleri yaparsanız derse baştan itibaren. Ha, geçmiş derslerin zaten videolarını izliyorsunuz. Yani katılmanız gerekiyor. Fakat derse başlar. Dersi izlerseniz şöyle bir şey oluyor. Ödevleri de gönderirseniz %70 not aldığınız durumda size o Nobel ödüllü ekonomist kimse sertifika gönderiyor. Hı hı. Ve o kursu gerçek anlamda bitirdiğiniz için. Evet. Sadece kendinizi tatmin veya işte CV'sine yazmak için insanlar bunu yapabilir. Eğer İngilizceleri varsa. Orada hangi kursa kaydoldum biliyor musun? İnsan fizyolojisi kursuna kaydoldum. Şimdi vücudumun nasıl çalıştığını öğrenmek istiyorum. Yani ne oluyor, nereden? Şu an bana desen ki yani... Hocam dalak ne oldu, branş mı değiştiriyorsunuz? Bir dakika, ona geleceğim vallahi. Onu öğrenmek istedim. İnsan fizyolojisinde ilk ders homeostasis diye bir şey anlattı. Hücrelere likit akımı, likitin çıkması vesaire. Hücrenin içerisinde, yani bütün vücut hücrelerden oluşuyor en son. Hücrenin içerisinde ne olduğunu falan verdi. İnanamadım derse. Yani şeye inanamadım. Bana ekonomi mi anlatıyor yoksa insan fizyolojisi mi anlatıyor diye şaşırdım kaldım. Hücrenin içerisine diyor ki bolca şimdi tuzlu yemeye başlayın. Bir hafta tuzlu diyet yapın. Bu ne yapacak vücutta? Hücrede ne yapacak? Tuz oranını artıracak. Tuz oranı arttığında likit sıvı oranı mutlaka diyor o oranı vücut otomatik bir emirle diyor eşitler.
Böyle bir durumda sizi susarsınız, su içmek zorunda kalırsınız. Hücre içerisinde artan tuz oranı kadar artan su da artar. Dolayısıyla bu geçişler sağlanır çok kolay bir şekilde. Ama daha önce daha az tuz, daha az likit varken, şimdi daha fazla tuz, daha fazla su olur. Vücut bütün bunu yaparken de iki tane çok önemli organ var. Beyin direkt sensör olarak görev yapıyor. O emri veriyor ve su iç diyor. Ve kalp. Şimdi bu şeye döndü. Ekonomide var ya, her bir bireyi, her bir hane halkını hücre gibi düşündüğünde input output diyor. Girenle çıkan eşit olmak zorunda. Dengelemek zorundasın. Eğer vatandaşlar her ay kredi kartını diğer kredi kartıyla çevirmeye başlamışlarsa onlar da cari açık veriyor, öyle değil mi? Evet. Dengelenmiyorsa bir şeyin bunu dengelemesi lazım. Doğal bir şeyin, tabii bir şeyin dengelemesi lazım. İşte o da kriz. Eğer geleceğini harcarsan, input çok fazlaysa, çok doğru, output azsa, ona baktığımda inanamıyorum. Şimdi öteki dersleri merakla izleyeceğim. Bütün sistemin çalışmasını ben insan vücuduyla açıklıyordum zaten. Ekonomi nasıl çalışıyor? Kalp finansal piyasalar. Kan geliyor. Hani hücrelere kan gitmesi lazım. Kanı pompalıyor. Para gibi, nakit gibi düşün. Hücrenin içindeki oksijeni. Toplar damar topluyor tasarrufları. Ama finansal hocam, sistem şimdi pompalıyor. Sizin dediğinizde kriz daimidir bizim sistemde. Şimdi krizi hep istisna gibi görüyor insanlar. Çok yanlış bir yanaşım. Kriz daimidir. Çünkü asıl bilmeleri gereken çok güzel izah ettiniz. Aslında onların hepsi geçerli. Neden? Finansal sistemin kalbi nedir? Bankacılık sistemi. Bankacılık sistemi de kısmi rezerv sistemidir. Bunu birçok insan bilmediği için daimi bir kaldıraç vardır sistemde. Tabii. Çok basit bir hesap yapalım. Dünyanın gayri safi milli hasılası 70 trilyon dolar gibi. Evet. Dünyanın toplam borcu 190 trilyon dolardır. Evet. Şimdi burada bunu öderken borç da var. Borcun üstünde bir de faiz var. Bu faiz nereden gelecektir? Daimi borçlanmayla. Yani burada bunu konuşurken bunu anlamaları lazım. Birçok insan bunu anlamış değildir. Şimdi bu 190 trilyonu ödemek için bunlar tasarruf yapmaya başlarsa, bakın burada da bir şey var. Bizim sistemde, bizim derken küresel finansal sistemdeki en büyük tehlike borçların geri ödenmesidir. Evet. Borçlar geri ödenirse finansal sistem çöker. Bir de ikinci yolu vardır. Finansal sistemden parayı çıkarman, çekersiniz yastık altı diyoruz ya, kazıp evet, bir kuyuya koyarsınız. O zaman çıkmaz. Evet. Ya da geri ödersiniz. Evet, önemli. Şimdi evet. Şu an mikrofon evet pili çıktı, seni duyamayacaklar Kaan. Bu arada sen onu takarken arkadaşımız, ben hemen bilgisayardan şeyi sorulara bakayım. Bu sorulara şey yapacağım, sana yönlendireceğim. Evet. Sesim geliyor mu ya? Şimdi evet sesin gidiyor. Gidiyor, şu tamam, an duyuluyor. Tamir ettim. Evet. Turgut Polat dolar Japon yeni analizi istiyor ve bunu bir haftadır istiyor Turgut Polat. Artık mahcup oluyorum Turgut Polat'a karşı. Bu arada borsa açıldı. Hemen bir borsaya bakalım. Verelim bir ekrana. Evet, 66.300'den kapanmıştı. 67.500, 67.750 seviyesinden şu an grafiği görüyorsun. Çok sert bir yukarı hareket yaptı. Yukarıda 68.800 direnci var ve bugün için en azından borsa bu dirençte bir miktar oyalanabilir. Bu direnci geçtiğinde 70.500 direnci var ki 70.500'e gelirse ben direkt olarak o seviyelerde bir miktar kar realize edilmesini öneririm şu aşamadan itibaren. Şurada çok yoğun bir işlem hacmi oldu. Hafta sonuna girerken savaş mavaş başlar diye insanlar korkudan sattılar. Evet. Ve bugün de işte stres azalınca fiyat kağıtlar oldukça yukarıdan açıldı. Açılışta özellikle alım yapmayın bence. 67 binlere doğru bir gerileme olduğunda kısa vadeli alım düşünülebilir ama iyi kağıtlarda. Şimdi Japon yeni ile USD Japon yeni grafiğini veriyorum. Ve bu da günlük bazda vereyim grafiği. Kaan ne düşünüyorsun dolar Japon yeni hakkında? Yani dolar Turgut Japon Polat'ın yeni sorusu bu. Şu an ben şeyleri de çizeyim. Bir üçgen oluşuyor. Böyle bir işte aşağıdan yukarıya doğru şöyle bir üçgen oluşuyor. Bu üçgende gitgide sıkışıyor dolar Japon yeni. Ne dersin? Nereye kırar? Ne yani, olur? Parasal, geniş bir parasal politika anlayışında ikisi yarıştalar dediğim gibi Japonya ile Amerika. Bu çarta bakarsak, grafiksel konuşsam tek tekniksel, oradaki şu seviyeyi üst bandını kırarsa, şu o üst seviyenin üstünde kalırsa, o zaman şurada tepecikler var, bakın aşağı tepecik 101,5 gibi, evet ora ve o ilerideki öncekindekinde alt seviyeler 103 oluyor.
daha aşağıda 101 gibi oralara gidebilir. Evet. Ama bu sadece tekniksel konuşuyorum. Oradan sekip de aşağı gide. Ben bunlara temel yanaşımlar çok zor olmaya başladı artık bu dövizlerde. Evet. Tek şuna yanaşım kolay oldu son zamanda. O da gelişmekteki olan piyasaların dövizinden çıkış olması. Bu Fed'in parasal genişlemeyi azaltması hatta durdurmasından orada dikkatli olunması gerekiyor. Ama o ilk büyük hiddetli ve şiddetli hareket oldu. Şimdi biraz bir konsolidasyona gireceğiz. O da yine değişecek. 18 Eylül'den sonra orada da değişiklik olacak evet, şu anda. Yen soruları bana çok geliyor da ben şunu merak ediyorum. Bizim vatandaş yenle neden o kadar çok ilgileniyor diye ben çok seyahatlarımda, seminerlarda, konuşmalarda şundan karşılaştım. Yen borçları var. Yani neden insan yen borcu neden, alır? Neden biliyor musun? Ben anlatayım sana. Düşük faiz diye mi yapıyor? Yok, o sırada hani o yen konusunda bankalara emir verilmişti yukarıdan. Yani yukarıdan dedim bankalar kendi elemanlarına. Hı-hı. Dışarıdan ciddi biçimde yen geliyordu. Millete yen borçlandırın denilmişti. Ve vatandaş ama onu satan da o kadar inanarak sattı ki oradaki gariban bankacı aslında bilmiyor. Ya yen borçlandırın şeklinde bir emir gelince vatandaş da o sırada yen çok ucuz biliyorsun. Yani ama ve yen borçlanmışlardı. Hocam, bir ara çok büyük bir yen gelmişti. Şöyle bir uyarmak istiyorum herkesi. Burada Amerika'da İsmini vermeyeceğim. Çok ünlü bir siyasetçiden bir söz vardı. Herkes dolarla borçlanıyor dedi ama dolar geriliği yoksa dolarla borçlanmak dedi aptallık dedi. Tabii. Yani bu da şimdi yen geliriniz yokken yenden borçlanmaya benziyor ya da bir sıralar İsviçre frankından borçlanıyorlardı. Biz o zaman genel kuralı verelim. Yani geliriniz neyse ondan borçlanın. Bravo. Öbür türlü döviz riski taşıyorsunuz. O döviz riskine tabii karşı da hedgelenmiyorsanız, profesyonel bir yanaşımınız yoksa çok büyük şekilde yanabiliyorsunuz. Evet, Turgut Bey'e benim sadece söyleyebileceğim teknik şey şu. Özellikle beklesin. 99.50 görüldüğü anda o zaman long pozisyon açılabilir. 99.50'de. Ve bu durumda da 100.50 ile 101 aralığı iyi bir kar realizasyon seviyesi olur. Ama şu ortamda üçgenin bu içindeyken hareket yapılmasını önermem. Çünkü bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı aynen gidiyor öyle üçgenin içerisinde. Üçgeni kırmasının beklenmesi gerekiyor. Şurada da bir direnç var. O direnci geçmesi gerekir ki onun üzerine çıktığında talebin arzdan daha fazla olduğunu düşüneceğiz. O şekilde söyleyebiliriz. Hemen diğer birkaç soruya geçeceğim. Ekrandan alabiliriz grafiği arkadaşlar. Altını soruyorlardır hocam. Evet, altın soruluyor. Ben altın sorularından bombardıman ediyorum. Benim Twitter'ımda hesabımda Kaan Sarıaydın'da sürekli böyle tartışıyoruz, yazışıyoruz. Soruların genelde yoğunluğu altın. Evet. Herkes altını soruyor. Şimdi altında ben açıkça ifade ettim. Haftalardır ifade ettim görüşümü. Altın haftalık kapanışında, bakın bunu gene tekrarlamak istiyorum insanın anlaması için. Cuma akşamı kapanışında Amerika'da altın 1425'in üzerinde kapatırsa boğa sinyali verebilir. Evet. Ama oralarda kapatmadı. Bakarsanız geçen hafta hatta verelim 1425'in grafiği, üzerine bir gitti. 1428'i görmüş. Bravo. Oradan döndü. Şimdi 1390. 1395 kapatmış. He. Şimdi de 1394 dolar seviyesinde. Yani geçen hafta şuraya gitmiş, gelmiş ve burada kapatmış. Bundan şimdi, sonra ne olur sence? Büyük risk şu. 1425 üzerinden kapatamazsa haftalık bazında, haftanın sonunda buradan realizasyon satışları gelebilir dediydim ben. Evet. Ve gördüm de oradaki tepkiden onu. Bu hafta da olabilir. Şimdi altın da bir şey körükledi o hızlı çıkışını. Bir savaş konuşması altını önce bir körükledi. O da gerçi bunu da söyledim. Büyük analizler var bunun hakkında. Akademisyenler tarafından incelerseniz bulursunuz. Altın yükselişi savaşla ilgili diye bir algı vardır. O doğru olmadığı çıkıyor. Genelde savaşta bölge, savaş bölgesi neredeyse oradan para kaçar. Yani diyelim ki Orta Doğu yanarsa dolar yükselir. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda para hep Avrupa merkezi, Orta Doğu, Avrupa, Asya'da savaş olduğu için topraklarında olmadı Amerika hep dolar yükselmiştir. Altın bir nevzi yükseliyor o sıralarda ama aslında bakacağınız hangi döviz geçici birimi midir diyorsun sen? Altın da şu anda geçici görüyorum. Yani 1425'i kapatırsa gerçi altın orada görüyorsunuz bakın. Şurası 1425 burası. Evet orayı kapatırsa haftalıkta şu 1610 civarı mı 1612 işte şurası oralara. Mı? Burası 1500. Yok yok daha üstü daha tepesi. Şurası. Oranın tepesi demin yaptığınız 1700, yeri. 1700, 1800. Yok aşağıya deminki gösterdiğiniz yer 1612 gibi. Şurası bakın mı? Bir aşağısı. Heh oralar oralar tamam. Bakın sol tarafta görüyorsunuz evet, yoğunluğu şurayı. Orası. Orasıdır hedef o zaman. O da büyük bir hedef. Ondan hep dediğim 1425'in üzerinde haftalık da kapatırsa oraya gidecektir. İkinci bir önemi vardır. Yıllıklarda bu yılın sonunda da 1425 üzerinde kapatırsa bu uzun vade bakıyoruz altına da. O zaman da pozitif. Yıllık grafiğe bakalım. Evet. Yıllık grafik çok ilginç. Evet ama orada da güzelce görülüyor.
Oradaki bakın 1425 gene orada sınır oluyor. Evet. Tam bakarsanız. O çok önemli bir nokta. Altında şöyle düşünmemiz lazım. Altın asıl ne zaman yükseliyor biliyor musunuz? Hı-hı. Borç krizlerinde. Hı-hı. Şimdi bakarsanız son 6, 7, 8 sene yükseliş nedeni bu borç krizine doğru gitmemiz. Ama o gerçekleşmedi tamamen olarak. Hep böyle sallantılı orada Avrupa'dan, Amerika'dan. Ben 2015'in 3. çeyreğinden sonra bir global borç krizi bekliyorum. Çünkü bunu sallaya sallaya bir yere getirecek, güvence kaçarsa devlet tahvillerinden para altına gider. Peki o borç krizi son bir dakikamız Kaan. Evet, grafiği alabiliriz. O borç krizi nereden çıkacak? Amerika'dan mı çıkacak? Avrupa tetikleyecek önce. Ben hı. Avrupa'da gelecek senede çok kötü sürprizler bekliyorum yine. Avrupa'da hiçbir şey çözülmedi. Demin dediğim yok, konuya geliyoruz. Yapısal hiçbir şey değişmedi. Ona %100 katılıyorum. Şimdi seçim sadece, politikası orada. Almanya'nın evet, seçimine orada kadar. Orada sadece ve sadece Draghi eğer bir ülke zora girerse ben tahvillerini alırım dediği için rahatladı. Hiçbir sorun çözülmedi. Ama Avrupa çok hızlı bir büyümeye geçmeden evet. Ki o da çok zor gözüküyor. Çok zor. Yani %3 falan büyümesi lazım. %2,5-3 büyümesi. 0,6'da alkışlanıyor şu anda. Evet, onlar da doğru değil. İstatistikler oyun olduğunu Goldman Sachs bile bir raporunda yazdı. Evet. Yani temkinli olalım Avrupa'da. Bizde de biraz bir coşku oluştu. Avrupa çıkıyor, ihracatımız artacak diye. Geçici olacak. En geç 2 çeyrek sonra Avrupa'da evet, yine gerilemeler göreceğimizi bekliyorum. Seni daha sonra yine çağıracağım. Çünkü bak burada o kadar çok güzel mailler var ki. Ergun Karaağaç diyor ki bugüne kadar izlediğim en keyif verici bir programdı diyor. Konuğunuza teşekkür ederim diyor. Çok güzel bir soru gelmiş Sedat Ocak. Ben iktisat bölümü öğrencisiyim. Gelecek planlarımın içerisinde ekonomist olmak istiyorum. Ne bilgi verirsiniz diyor. Ben Sedat sana mail atacağım. Bana tweetimi atsınlar. Tweet evet, atsınlar benim Twitter'ıma. Ben evet, cevap vermeye çalışıyorum. Genelde herkese cevap veriyorum. Evren Özmermer demiş ki keşke her gün bu ikiliyi dinlesek demiş. Yem borcum yok demiş Turgut Polat. Forex işlemi için sordum demiş. Ve Süheyla Gökdemir bakıyorum. Diğer FED tahvil alımlarını yavaş yavaş mı keser yoksa bir program açıklar mı diye sormuş bir cümle. Yavaş yavaş. Orada diyecek ekonomik verilere göre hızlandırabiliriz, yavaşlandırabiliriz. Aynen evet, öyle yanaşacağını bekliyorum. Yani. Aynen. Evet sevgili seyirciler, biz kendi aramızda Kaan'la acayip güzel bir sohbet yaptık. Ve sizler de buna katıldığınız için, böyle güzel mailler de gönderdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Para Rotası'nda yarın sabah bir başka konukla birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.